Merhaba arkadaşlar. Log doğrusallaştırma dersinin ikinci kısmıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Joachim Ziyets'in ders notu üzerinden devam ediyorduk. Üçüncü ana başlığımıza geldik. Yerine koyma metodunun uygulamaları diye oradan devam edelim arkadaşlar. Küçük diyelim. Yerine koyma metodunun uygulamaları diyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci örnek olarak çarpım şeklindeki ifadeler, çarpım şeklindeki denklemler diyelim. Çarpım şeklindeki denklemler. Bunun İngilizcesi multiplicative equations. Multiplicative equations şeklinde arkadaşlar. Şimdi bunu örnekle açıklamaya çalışacağız. Bu yerine koyma metodunun uygulamalarını arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. YT eşittir S çarpı ZT çarpı KT üzeri alfa şeklinde bir ifademiz var. Bunu log doğrusallaştıracağız. Log doğrusallaştıracağız arkadaşlar. Bu işlemi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi bunun sol tarafındaki ifade y çarpı 1 artı yt tilde şeklinde yazabiliriz. Bunu demin gösterdik zaten. Sağ tarafında nasıl yazabiliriz arkadaşlar? S sabit olarak kalır. Z'yi nasıl yazabiliyorduk? Yine z çarpı 1 artı zt tilde. KT üzeri alfayı da arkadaşlar öncelikli olarak ben bunu belirtiyorum. E'li şekilde yazarsak, üstel şekilde yazarsak sonradan bir artılı şekilde çevirirsek daha iyi olur. Hata yapma ihtimalimizi en aza indiririz. K çarpı E üzeri KT tilde üzeri alfa olur. Şimdi sağ taraf ve sol tarafı genişletmeye yani işlemleri yapmaya devam edelim. Y'yi parantez içine çarpalım. Y artı Y çarpı YT tilde. Şimdi burada SZ var arkadaşlar. SZ 1 artı ZT tilde olur. Şimdi bu üstü yayalım. K üzeri alfa olur arkadaşlar. Çarpı E üzeri alfa KT tilde olur. Şimdi buradan devam edersek Y artı Y çarpı YT tilde eşittir. SZ 1 artı zt tilde olur çarpı k üzeri alfa çarpı 1 artı alfa kt tilde olur arkadaşlar. Şimdi burada neyi görüyoruz? Görmemiz gereken bir şey var. Yt neye eşit? S çarpı zt çarpı kt üzeri alfaya eşit değil mi arkadaşlar? Burada t'leri atsak y eşittir ne olur? T'leri attığımızda şuradan hareketle. S çarpı Z çarpı K üzeri alfa olur. Bakın. Şimdi burada da bakın denklemin sağına ve soluna bakın. Y ifadesi neye eşit? SZ K çarpı K üzeri alfa eşit. Bunlar birbirini götürür. Ne kalır? Şuradan devam edelim. Y çarpı YT tilde eşittir. 1 artı ZT tilde olur. Çarpı 1 artı alfa çarpı kt tilde olur arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimiz takdirde devam edelim. Pardon, evet bunu bu şekilde devam ettirdiğimizde neyi bulmuş oluruz? Bir defa arkadaşlar neyi bulmuş oluruz? Evet bir yanlışlık mı var? Tamam. Şurada bir yanlışlık yaptık herhalde arkadaşlar. Pardon, şunu açmayacaktık. Şimdi aslında bu y her iki taraftaki y de giderdi. Yani şöyle şunları bir ortadan kaldıralım arkadaşlar. Bir yanlış çözüm oldu. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan devam edelim. Y çarpı 1 artı yt tilde eşittir. S çarpı z çarpı 1 artı zt tilde, tamam mı? Çarpı k üzeri alfa,
Şunun da şunun da neye eşit olduğunu bulduk. 1 artı alfa çarpı kt tilde'ye eşit olduğunu bulduk. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Y'nin bir defa tz çarpı k üzeri alfaya eşit olduğunu biliyoruz yukarıdan. Şunlar birbirini götürdüğü takdirde ne kalır geriye? 1 artı yt tilde kalır. Sol tarafta, sağ tarafta ise 1 artı zt tilde kaldı arkadaşlar. Çarpı 1 artı alfa çarpı kt tilde kaldı. Şimdi sol taraf aynen kalır. Sağ tarafı çarptığımızda 1 artı alfa çarpı kt tilde artı zt tilde artı alfa çarpı zt tilde çarpı kt tilde. Şimdi bir önceki derste ne söylemiştik? Tildalı iki ifadenin çarpımını biz sıfır kabul ediyoruz demiştik. Çünkü bunların her birisi zaten sıfıra yok. Çok yakın değerler. İkisini birlikte çarparsak sıfır diye kabul edebilirdik. Alfa ile sıfırı çarpınca zaten sıfırdır. Aynı zamanda şu biri de götürürsek geriye ne kalır arkadaşlar? Yt eşittir. Ne kalır? Zt tilde artı alfa çarpı kt tilde ifadesi kalır. Şimdi burada bir hata yaptığımız için olayı baştan tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi log doğrusallaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Y çarpı 1 artı yt tilde olur. Bu sol taraf. Sağ tarafta da t sabit kalır. Z'yi nasıl genişletebiliriz? Z çarpı 1 artı zt tilde. Kt üzeri alfayı da şöyle yazarız ilk başta. Üstel şekilde yazmakta fayda var arkadaşlar. K çarpı e üzeri kt tilde şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu e üzeri bu kt tilde şeklinde duruyor. Alfayı içeriye yayarsak k üzeri alfa, değil mi? K üzeri alfa çarpı e üzeri alfa kt olur bu ifade. Tamam mı arkadaşlar? K üzeri alfa çarpı e üzeri alfa kt. Şuraya geçebiliriz yani. K üzeri alfa çarpı E üzeri alfa kt dedik. E üzeri alfa kt de aslında neye eşit? Yani şu ifade aslında neye eşit? E üzeri alfa kt tilde'ye eşit. Bunu bu şekilde yazdık. Tamam mı? Sonra Y neye eşit arkadaşlar? İlk denklemin ilk halinden baktığınızda tz çarpı k üzeri alfaya eşit. Dolayısıyla denklemin sol ve sağ tarafındaki ifadeleri götürdüğümüzde geriye şu kısım kalıyor. Tamam mı? Bu kısımda da çarpma işlemlerini yapıyoruz. En sonda şu zt tilde ve kt tildenin çarpımı kalıyor. Bu iki çarpımı, tildalı ifadenin çarpımı, iki veya daha fazla tildalı ifadenin çarpımı sıfıra eşittir demiştik. Bunları sıfıra eşitlediğimizde geriye ve şu birleri de götürdüğümüzde ne kalıyor arkadaşlar? Yt tilde eşittir. Zt tilde artı alfa çarpı kt tilde kalıyor. Şimdi böyle çarpım şeklindeki ifadeleri aslında bu yerine koyma metoduyla çözmek en kısa çözüm değil. Daha kısa çözüm logaritmik farklar şeklinde almak. Nasıl? Yani her bir yöntemin kendine göre öncelik sırası var ve kullanılmasının kolay olduğu yerler var. Bir defa çarpım şeklindeki bir ifadeyi logaritmasını alarak log doğrusallaştırmak en kolayıdır. Bunu logaritmasını alarak yapalım. Yt eşittir. Zt çarpı kt üzeri alfa. Şimdi bunun logaritmasını alalım. Ln yt eşittir. Ln s artı ln zt artı alfa çarpı ln kt. Malumunuz bir üslü ifadenin alfa elenini aldığımızda üssü elenin başına geçer. Çarpım halini alır. Şimdi burada biz ifadeyi elen yt'li yaptık. Bunun elen t'siz hali nasıl olur? Elen s, çünkü s burada da sabit, burada da sabit olarak kalır. Artı elen z artı alfa çarpı elen k. Bu ikisinden hareketle elen yt'den elen y'yi çıkartırsak ne olur arkadaşlar? Bakın ln yt'nin ifadelerini yazalım. Ln s artı ln zt artı alfa ln kt. Eksi ln y'yi yazıyoruz şimdi. Ln s eksi ln z
Eksi alfa ln k. Şimdi bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Yt tilde ln yt eksi ln yt tildeye eşit. Bunu biliyoruz zaten. Ln zt eksi ln z ve zt tildeye eşit arkadaşlar. Tamam mı? Bu alfa ln kt eksi alfa ln k aslında da neye eşit arkadaşlar? Alfa çarpı kt tildeye eşit. Bakın yukarıdaki ifadenin aynısını da bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Yani çarpım şeklindeki ifadelerin log doğrusallaştırmasını en kısa, en kolay şekilde nasıl yapabiliyoruz? Logaritmik farklar şeklinde. Bu da bizim için önemli bir bilgi arkadaşlar. Şimdi bu diğer alt başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Nedir diğer alt başlığımız? Yaklaşık olarak çarpım şeklindeki ifadeler. Yaklaşık olarak çarpım şeklindeki ifadeler diyelim. Yaklaşık olarak çarpım ifadeleri diye kısaca yazayım. Bu da İngilizcesi nearly multiplicative equation arkadaşlar. Nearly multiplicative equation. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar. Buradan devam edelim. Şimdi elimizde bir denklem var. O denklemi log doğrusallaştırmaya çalışıyoruz. Bu ifadede hem doğrusal bir ifade var hem çarpım şeklinde ifade var. Her ikisi birlikte olduğu zaman nasıl bu işin içinden çıkarız ona bakalım arkadaşlar. Xt artı a diyoruz. Xt artı a eşittir 1 eksi b çarpı ne diyoruz? Yt bölü zt dedik. 1 eksi b çarpı yt bölü zt. Şimdi biz bunun log doğrusallaştırmasını nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar her iki tarafında logaritmasını bir alalım. Ln xt artı a eşittir. Ln 1 eksi b artı ln yt eksi ln zt. Yt bölü zt'nin logaritması nedir? Ln yt eksi ln zt şeklindedir. Şimdi biz bunları logaritmik fark şeklinde yazalım. Tamam, log doğrusallaştırabilmek için. Ln xt artı a eksi ln x artı a diyelim. Sağ tarafı nasıl yapacağız? Ln 1 eksi b artı ln yt eksi ln zt. Bu önceki hali. Zaten bunun t'siz halini nasıl yazıyoruz? Çıkartıyoruz buradan. Ln 1 eksi b eksi ln y. Bu eksili ifade. Eksiden eksiyi çıkartırsak artı ln z olur arkadaşlar. Bu çok da önemli değil artı eksi olması. Şimdi ln 1 eksi b'ler birbirini götürür. Bakın ln yt eksi ln y neye eşit? Yt tildeye eşit. Şu da eksi zt tildeye eşit. Nasıl yani? Şimdi ln yt eksi ln y'nin yt tildeye eşit olduğunu biliyoruz. Eksi bakın. Şunu dağıtalım eksiyi. Ln zt eksi ln z olur. Şu iki ifadeyi. Bakın başında artı var ama eksiyi dağıttığımızda eksi eksi artı olacak değil mi? Şu artıyı elde edeceğiz. Şimdi şurası da nedir? Zt tildedir. Şimdi buradan hareketle bakın. Neyi elde ettik? Ona bakacağız. Daha çözüm bitmedi arkadaşlar. Şu sağ taraf, sol taraf pardon. Xt artı a tilde. Bakın. Logaritmik farkını aldığımızda xt artı a'nın tildesini bulmuş oluyoruz. Yani xt artı a'nın yüzdesel sapmaşını buluyoruz. Bu sol taraf biraz sıkıntılı. Bunu halletmemiz gerekecek. Sağ tarafta yt eksi zt tildeyi elde ettik. Sağ taraf temiz bizim için. Şimdi sol tarafı nasıl xt'yi nasıl yalnız bırakacağız? Meselemiz xt'yi artı a'dan kurtarmak. Tamam mı? Nasıl yapabiliriz biz bunu? Buna bakalım. Şimdi bu ifade neye eşittir? Bir defa onu elde etmeye çalışalım. Xt artı a nedir arkadaşlar? Xt artı a eksi x artı a yani t'li ifadeyi t'siz ifadeden çıkartıyoruz. Duran durum halinden çıkartıyoruz. Bölü x artı a diyoruz. Şimdi burada parantezi açalım. Xt artı a eksi xt artı a eksi x eksi a'dan arkadaşlar.
Ne oluyor? A'lar birbirini götürüyor. X eksi X bölü X artı A oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu da nedir? Yine baştaki ifadeyi yazalım. X artı A'nın tildesi. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Buradan elde etmemiz gereken bir şey var. Bir mevzu var. Şimdi şu X artı A'yı yukarı getirelim. Burada ne olur? X eksi X eşittir. X artı A çarpı X artı A'nın tildesi. Değil mi? Bu şekilde bir ifademiz var arkadaşlar. Şimdi şunu sileyim. Pardon. Şunu sileyim. Daha güzel bir şekilde yazayım şunu. X artı A'nın tildesi arkadaşlar. Şimdi burada ben bunu logaritmik sapma olarak nasıl ifade edebilirim? Her iki tarafı da x'e bölersem arkadaşlar bakın her iki tarafı da x'e bölersem şurası logaritmik sapma olur mu? Yani şurası xt tilde olur mu? Onu anlamış oluyoruz değil mi? Burası xt tilde olur. X artı a bölü x çarpı xt artı a'nın tildesi. Şimdi ben şunu xt tildalı halde yazmak istiyorum. Tamam mı? Nasıl yazacağım peki? Maksadım xt artı a tildeyi yalnız bırakmak. Buradan ben xt artı a tilde yalnız bırakırsam ne olur? Şu tarafa ters halde geçer, değil mi? X bölü x artı a çarpı xt tildedir arkadaşlar. Bu ifadeyi alıp şurada yerine koyarsam ben bakın şu değil mi? Yani ben demin yukarıda neyi elde ettim? Yukarıdaki ifadeyi buraya getireyim tekrardan. XT artı A'nın tildesi eşittir. YT tilde eksi ZT tilde dedik ya. Şu ifadeyi alıp şunun yerine koyarsam neyi elde ederim son olarak? Son olarak ben neyi elde etmem lazım? Onu bulayım arkadaşlar. X bölü x artı a çarpı xt tilde eşittir. Yt tilde eksi zt tilde sonucunu elde etmiş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla neticede ben bu elde edeceğim ifadenin sabitten kurtulmasını istiyorum veya diğer değişkenden kurtardığımda bu hal alıyor. Ama bir sabit bir değerle x bölü x artı a değeriyle çarpım halini alıyor. Ha, bu ifadeyi şu tarafa da geçirebilirim ben. X tilde yalnız bırakabilirim. O çok da önemli bir şey değil. O mevzu için çok da önemli bir şey değil. Ancak bunu bu şekilde arkadaşlar ifade edebiliyorum. Dolayısıyla bu önemli. Yani bir ifadede hem çarpım hem de arkadaşlar pardon bir ifadede hem çarpım olursa hem de doğrusal bir ifade olursa bakın denklemin sol tarafı doğrusal sağ tarafı çarpım şeklinde. İlk başta ne yapıyoruz? Logaritmasını alıyoruz. Sonra normal halinin logaritmasını sonra durağan hallerinin yani tesis hallerinin logaritmasını alıyoruz. Birbirinden çıkarıyoruz. Çıkardığımızda şu sağ taraf temiz halde kalıyor. Sol tarafta ise tilde'nin içinde hem xt var hem a var. Biz bu tilde ifadeyi a'dan kurtarmak için ne yapıyoruz? Bu ifadenin açık halini yazıyoruz. Sonra yukarıda a'lar birbirini götürüyor. Xt eksi x'li ifadeyi elde ediyoruz. Bunu x'e böldüğümüzde bakın sağ tarafı da x'e bölüyoruz. Burada xt tildeyi elde ediyoruz. Xt tildeyi elde ettiğimizde aslında mesele çözülmüş oluyor. Buradan arkadaşlar xt artı a tildeyi neye eşitti? Yt tilde eksi zt tildeye eşitti. Xt artı a tildalı ifadeyi xt tildalı ifade olarak yazıyoruz. Ve sonuç olarak bu ifadeye ulaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi diğer bir başlığımıza geçelim arkadaşlar. Beklenti terimli denklemler diye başlığımızı ders notumuzda o şekilde geçiyor. Beklenti terimli
denklemler, yani İngilizcesi equations with expectation terms şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi biz iktisatta arkadaşlar bu bir defa iktisat yani ileri düzey iktisatta, lisansüstü iktisatta, doktora iktisadında, ileri makro iktisatta, ileri mikro iktisatta neyse beklenti terimli ifadeleri çok kullanırız arkadaşlar. Şimdi beklenti terimli ifadelerde logaritmasını alıp çıkartmak bazen hatalı sonuçlara neden olabiliyor. Ancak Erik Simms'in notlarında arkadaşlar logaritmik sapmalar şeklindeki çözümler yaygın. Benim şu anda göstereceğim çözüm biraz uzun bir çözüm. Ama aslında en doğru çözüm bu şekilde arkadaşlar. Yani beklenti terimli ifadelerde bu çözümü uygulamak daha doğru. Ama dediğim gibi Erik Simms'in notlarında logaritmik çıkarmalar şeklinde yapılmış. Ama dediğim gibi bu benim dediğim çözüm yöntemi daha doğru. Onun üzerinden gideceğiz. Şimdi bizim Euler denklemi diye bir denklemimiz var. Bunun çeşitli farklı formları var. Ancak bu Euler denkleminin mantığını anlatalım. Bu bizim ileri makro iktisatta, ileri mikro iktisatta çok fazla karşılaştığımız bir denklem arkadaşlar. Euler denklemi de bizim bir denklemimiz var. Euler denklemi. Bu örneğimizde yani bu notumuzda şu şekildeki bir formatıyla karşımıza çıkmış. 1 bölü CT eşittir beta çarpı ET. ET beklenti terimi arkadaşlar. 1 artı RT artı 1 bölü pardon CT artı 1 şeklinde arkadaşlar. Şimdi burada ET beklenti terimi olarak ifade ediliyor. Bu Euler denklemi T zamanındaki tüketim değerini bir sonraki dönemdeki tüketimle ilişkilendiren bir denklem arkadaşlar. Şu anda biz iktisadi mantığı üzerinde çok durmuyoruz. Maksadımız log doğrusallaştırma olduğu için. Zaten ileri makro iktisat, ileri parasal iktisat derslerine geçtiğimizde o konuları anlattığımızda zaten çok karşımıza çıkacak ve iktisadi mantığını daha fazla anlatmış olacağız arkadaşlar. Şimdi burada biz bu denklemi log doğrusallaştıracağız arkadaşlar. Log doğrusallaştıralım. Nasıl log doğrusallaştıracağımıza bakalım. Şimdi CT'yi arkadaşlar CT'yi nasıl yazabiliyoruz biz? C çarpı E üzeri CT tilde şeklinde yazabiliyoruz. Yine CT artı 1'i nasıl yazabiliriz? C sabiti yazarız ilk başta. Sonra üstelli ifadeyi yazarız. E üzeri CT artı 1 tilde şeklinde yazarız. Ve yine 1 artı arkadaşlar 1 artı RT artı 1'li ifadeyi nasıl yazarız? 1 artı R ilk başta sabitli ifadeyi yazarız. Sonra E üzeri 1 artı RT artı 1 tilde şeklinde yazabiliriz. Şimdi biz bu ifadeleri yukarıda yerine koyacağız. Sonra çarpmalar birbirinden götürmelerle en son nihai haline ulaşacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu elde etmeye çalışacağız. Şimdi yukarıdaki yerlerine koyalım. Tamam mı? 1 bölü C çarpı E üzeri CT tilde diyoruz. Beta çarpı beklenti operatörünün içerisinde. Şimdi ne dedik? 1 artı R çarpı E üzeri tamam mı? RT artı 1 tilde pardon 1 artı şunu yanlış yazmayalım. E üzeri 1 artı RT artı 1 tilde bölü C çarpı E üzeri CT artı 1 tilde şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar şunu ifade edelim.
sabitler birbirini götürdüğü zaman daha kolay olur. Şimdi buradaki ifadeleri biz mesela buradaki ifadeleri biz T'siz yazsaydık neye eşit olacaktı? Şuradan bakın şurada neye eşit olacaktı? 1 bölü C beta çarpı T yazınca şimdi beklenti terimi niye işin içine girer onu da söyleyeyim. Gelecek döneme ait değerler olduğu zaman gelecek dönemki değerlerin beklenen değeri anlamındadır bu. Şimdi T artı bir dönemi bir sonraki dönem veya T artı 2, T artı 3 de olabilir. Geleceğe ait dönemlerdeki değişkenlerin değerlerinin bugünkü beklenen değeri demek ET. Şimdi durağan durumda beklenen değer diye bir şey kalmaz arkadaşlar. T'ler atılır. Tamam mı? Ne olur? 1 artı R bölü C kalır. Bakın 1 bölü C eşittir beta çarpı 1 artı R bölü C. Şimdi bir defa beklenti operatörün içinden sabitleri biz çok rahat dışarı çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir defa şu bir C ifadesini götürebiliriz değil mi? C yani 1 bölü C daha doğrusu 1 bölü C ne eşit? B çarpı beta çarpı 1 artı R bölü C'ye eşit. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi buradan ben bir şey elde etmeye çalışacağım. 1 ifadesi beta çarpı 1 artı R'ye eşit. Bu bizim işimize yarayacak. Onun için şimdiden ifade ediyorum. Ve şuradan C'yi ben yine götürebilirim arkadaşlar. Tamam mı? C'yi ben götürebilirim. Ve bu şekilde bir yöntem takip edebilirim. Şimdi şuradaki C'leri götüreceğiz. Sade halde yolumuza yani götürdükten sonra yolumuza devam edelim. Tamam mı? Şu dediğim gibi 1 eşittir beta çarpı 1 artı R ifadesi bizim işimize çok yarayacak. Onu işimize yarayacağı için şimdiden kullandık. Burada geriye ne kaldı? 1 bölü E üzeri CT tilde. Sonra B çarpı arkadaşlar 1 artı R sabit terim sabit olan ifadeleri biz direkt parantezin dışına alabiliyoruz. Beta çarpı 1 artı R. Sonra ET çarpı E üzeri 1 artı RT artı 1 tilde bölü E üzeri CT artı 1 tildeyi bunu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işleme devam etmek. Bu E üzeri CT tilde yukarıya E üzeri eksi CT tilde olarak geçirebiliyoruz. Tamam mı? Eksi CT tilde eşittir bir beta çarpı 1 artı R. Sonra yine bu ET ondan sonra 1 artı RT artı 1 tilde dediğimizde şu CT artı 1 tildalı ifadeyi yukarıya eksili olarak geçirebiliyoruz arkadaşlar. Tamam, bu şekilde yolumuza devam edebiliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar ne? Şu eksponansiyel yani üstelli ifadeleri bir artılı halde yazmak. Tamam, bir artılı halde yazmak. Ona devam edelim. Oradan gitmeye çalışalım. Şimdi şu kısım ne? Şu kısım ne arkadaşlar? Gerçi biz bunu şuraya da dağıtabiliriz. Çok da önemli değil. Şu kısım ne? 1 eksi CT tilde şeklinde yazılabiliyor biliyorsunuz. Değil mi şu ifade? Sonra eşittir beta çarpı 1 artı R. Şurada arkadaşlar beklenti terimini koyabiliriz. Ya beklenti terimini şimdilik kolaylık açısından kaldırabilirim ben. Ama aslında beklenti terimi durması lazım. Ama kaldırmamayı tercih edeyim şimdilik ben. Şu beklenti terimi ET içinde tamam mı? Şu nedir? Şunu nasıl yazabiliriz? 1 artı arkadaşlar. 1 artı RT artı 1'in çarpımı 1 eksi CT artı 1'in çarpımı şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi ben şu ifadeyi beklenti teriminin içine alabilirim. Çok da sıkıntı değil. Almakta bir beis yok arkadaşlar. Tamam mı? Ama bana çarpımlarda sıkıntı oluşturur mu? Ona bir bakayım. Yok oluşturmaz. Ama yine de bu çok fazla sıkıntı yaşamamak için o sol tarafta kalsın. B çarpı beta çarpı 1 artı R. Şurada beklenti terimin içindeki ifadeleri çarpalım. 1 eksi
Bakın 1 eksi CT artı 1 tilde. Değil mi? 1 eksi CT artı 1 tilde. Artı şuna 1'i çarptığımızda nedir? 1 artı RT artı 1 tilde eksi CT artı 1 tilde çarpı 1 artı RT artı 1 tilde şeklinde bu ifadeyi çarpabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir defa şu iki ifadenin çarpımının sıfıra eşit olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İki tane tildalı ifadenin çarpımını sıfır kabul edebiliriz ve sıfır kabul ederiz demiştik. Bunu attığımızda geriye ne kalır? 1 eksi CT tilde çarpı eşittir beta çarpı 1 artı R. Sonra ne kalır bunun içinde? Beklenti terimi içinde 1 eksi CT artı 1 artı 1 artı RT artı 1 tilde şeklinde bizim ifademiz kalır arkadaşlar. Şimdi biz bu ifadeyi yani mesela bu B çarpı 1 artı R'yi biz içeriğiyle çarpabiliriz. Bunda hiçbir beis yok arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak bizim bunu çarpmamıza da çok gerek yok. Neden? Bir defa B çarpı 1 artı R ifadesi zaten 1'e eşit arkadaşlar. Tamam mı? B çarpı 1 artı R'yi 1'e eşit olduğum için bunu götürebiliriz. Eşit olduğu için. Geriye ne kalır? 1 artı CT tilde eşittir. ET operatörü içinde 1 eksi CT artı 1 artı 1 artı RT artı 1 tilde. Şimdi arkadaşlar burada şu CT ve CT artı 1 tildelerde bir sıkıntı yok. Ama 1 artı RT artı 1'de bakın RT artı 1'i biz birden kurtarmamız lazım. Farklı formatta yazmamız lazım. Tamam mı? Onu elde etmeye çalışalım. Nasıl yani? Şunu açalım bunun bir ifadenin kendisini. Nedir? 1 artı RT artı 1 eksi 1 artı R bölü 1 artı R'yi elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 1 artı RT artı 1 eksi 1 eksi R. Burada birler birbirini götürür. Bölü 1 artı R olur. Yani RT artı 1 ve bu T zaman anlamında tabii bunu güzelce bir yazalım. RT artı 1 eksi R bölü 1 artı R. Bu neye eşit arkadaşlar? 1 artı RT artı 1'in tildalı hali. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan devam edelim. Devam edelim. RT artı 1 eksi R eşittir. 1 artı R çarpı bir artı RT artı bir tilde şeklinde ifade ettik. Şimdi biz burada her iki tarafı R'ye bölersek neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Tildalı halini bulmuş oluruz değil mi? RT artı 1'in. Şurası RT artı bir tilde olur. Tamam mı? RT artı 1. RT artı 1'in yüzdesel sapmasıdır. Şurası 1 artı R bölü R çarpı 1 artı RT artı 1 tilde. Şimdi ben şu ifadeyi RT artı 1 tildalı halde elde etmek istiyordum. Yani şu ifadeyi yalnız bırakacağım. Diğer ifadeyle. 1 artı RT artı 1 tilde neye eşittir arkadaşlar? Burada neyi anlıyoruz? R bölü 1 artı R çarpı RT artı 1 tilde eder arkadaşlar. Şimdi ben bunu alıp şunun yerine koyarsam sonuçta ulaşmak istediğim şeyi elde etmiş olurum arkadaşlar. Nasıl yani? Yukarıdaki denklemi alalım tekrardan. Hatta bunu kopyalayabiliyor muyuz? Ya öyle uğraş. Tamam, yazarım direkt. Yukarıdakini alalım. Neydi? 1 eksi değil mi? 1 eksi CT tilde eşittir neydi? ET parantezinde yukarıya bakalım. 1 eksi CT artı 1 tilde
şu ifadeyi 1 artı rt artı 1 tilde var ya, onu da şu cinsten yazıyoruz. R bölü 1 artı r çarpı rt artı 1 tilde şeklinde yazıyoruz. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar. Bu şekilde ifade ettik. Daha da sade hale getirirsek, bir defa bir ifadesi dışarı çıkabilir. Biri birbirinden götürürüz ve şu eksi ct'yi buraya artı ct olarak yazabiliriz. Son olarak şunu elde edebiliriz arkadaşlar. 0 eşittir ct tilde eksi ct artı 1 tilde artı r bölü 1 artı r çarpı rt artı 1'in tildesi şeklinde biz Euler denkleminin log doğrusal halini elde edebiliyoruz arkadaşlar. Tamam, bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bu dersi iki parça yapalım demiştim ama iki parça biraz yorucu olacak. Şu kısmı da anlatıp son kısmı, yani üç parça halinde bu ders notunu işlemiş olalım arkadaşlar. Çok da sizin için yorucu olmasın. Bu logaritmalar şeklinde denklemler diye bir alt başlığımız var. 3, 4. Onu işleyelim. Bir ara verelim. Dersi üç parça halinde işleyelim. Logaritmik denklemler diyelim. Veya equation in log diye ifade ediliyor bu alt başlık olarak. Şimdi arkadaşlar, stokastik teknoloji şoklarını makro iktisadi modeller logaritmik şekilde genelde gösterirler arkadaşlar. Stokastik teknoloji şoklarını sıklıkla bu şekilde gösterirler. Teknoloji şoku ZT olarak da ifade edilebilir, AT olarak da ifade edilebilir. Bu notta ZT olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinden gidebiliriz. Şimdi burada ln ZT, yani ln ZT, Z0 artı rho çarpı ln ZT eksi 1 artı epsilon t şeklinde ifade edilen bir teknoloji şoku ifadesi var. Zt teknoloji değeri, eleni bunun logaritmik ifadesi. Z0 bunun duran durum değeri olarak ifade edilebilir. Zt eksi 1 arkadaşlar bir önceki değeri. Rho ifadesi de sıfırla 1 arasında bir değerdir bu rho. Ve bir önceki teknoloji seviyesinin bugünkü teknoloji seviyesine etkisi olarak ifade edilebilir. Et de şok terimidir arkadaşlar. Teknoloji şoku terimi ET ile ifade edilen hata terimi şeklinde gösterilen bir ifadedir arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi buradan şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz şimdi ln ZT buradan hani nasıl bu işin içinden çıkabiliriz? Onu ifade edelim. Şimdi biz bunu logaritmik sapma şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şimdi ln zt'den ln z'yi çıkartırsak yapabiliriz. Ln zt'den ln z'yi çıkartırsak, şimdi z0 artı rho çarpı ln zt eksi 1 artı epsilon t. Şimdi bir defa şunu ifade edelim arkadaşlar. Ln z ifadesinde hata terimi 0 olur. Çünkü duran durumda hata terimi olmaz. Tamam mı? Bu şok ifadesi neticede hata terimi şeklindeki bir ifadedir. Bir değişkenin duran durumda hata terimi olmadığını kabul ederiz. Ln z0 artı rho çarpı ln z şeklini alır. Tamam mı? Bunu ben eksi ln z şeklinde yazdığımda eksi z0, yani şuraya eksi z0 eksi rho çarpı ln z ifadesini getirmiş olurum. Z sıfırlar gider. Tamam mı? Geriye ne kalır ona bakalım. Geriye ne kalır? Bir defa sol taraf şu kısım nedir? Zt tildedir. Değil mi arkadaşlar? Teknoloji şokunun logaritmik sapması. Şu rho parantezinde bakın. Rho parantezinde. Ln zt eksi 1 eksi ln z olur. Değil mi? Şu ifade. Artı geriye de ne kalır? Zaten hata terimi olan şok ifadesi kalır. Şu da
ZT eksi 1 tildedir arkadaşlar. Ln ZT eksi 1'in ln ZT'den farkı onu gösterir. ZT tilde eşittir rho çarpı ZT eksi 1 tilde artı ET şeklinde ifade ederiz. Biz teknoloji şokunu logaritmik sapma şeklinde bu böyle ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi iki parça şeklinde işleyeceğim demiştim ama iki parça biraz uzun olur düşüncesiyle bir ara daha verelim. Son kısımda bu notumuzu bitirelim arkadaşlar.